Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye yani. Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Efendim saatler 16'yı gösteriyor. Ulusal kanal ekranlarında gündemdeki gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ağustos Zafer Bayramı Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resepsiyonla kutlandı sevgili izleyiciler. Resepsiyona MHP, Vatan Partisi, DSP, Saadet ve İyi Parti grupları katılırken CHP ve HDP yer almadı. Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığına vurgu yaptı. Bundan 97 yıl önce bir 30 Ağustos günü Anadolu'nun bağrına saplanmak istenen hançeri söküp atan atalarımız yepyeni bir ufuk açmışlardı. Biz de yürüttüğümüz mücadeleyle sonraki nesillerin önünde çok daha geniş, çok daha aydınlık bir ufuk açmanın gayretindeyiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verdi. Cumhurbaşkanlığındaki resepsiyon siyaset ve sanat dünyasını bir araya getirdi. Resepsiyona MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve eşi gazeteci Şule Perinçek katıldı. Bakanlar, kuvvet komutanları, eski siyasetçiler de resepsiyonda yer aldı. Resepsiyona CHP ve PKK'nın siyasal uzantısı HDP katılmadı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte misafirlerini karşılayan Tayyip Erdoğan, daha sonra tek tek konuklarıyla selamlaştı, sohbet etti. Erdoğan karşılama seremonisinin ardından da katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını vurguladı. Hep söylediğimiz gibi bizim kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur. Ama bizim kendi topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere, istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehditlere de en küçük bir tahammülümüz olamaz. Erdoğan, Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığına da dikkat çekti. Türkiye, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta büyük bir siyasi ve ekonomik mücadele içinde ama buna birileri karşımızdakilerin tezleriyle karşı çıkıyor. Türkiye siyasi, ekonomik ve askeri olarak kuşatılmaya çalışılıyor. Bazıları sırf kendi pastalarını büyütmek için hasımlarımızın değirmenlerine su taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından devam eden resepsiyonda siyasetçilerin kendi aralarındaki sohbetleri de dikkat çekti. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le uzun bir sohbet etti. Yayman, önümüzdeki aylarda Perinçek'i Hatay'da düzenleyecekleri Kültür Haftası'na davet etti. Perinçek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la da görüştü. Gazeteci Şule Perinçek ise Kaynak Yayınları'ndan çıkan Atatürk'ün bütün eserleri yayınları ile ilgili bakana ayrıntılı bilgi verdi. Perinçek'in önümüzdeki günlerde bakanla makamında bir araya geleceği ifade edildi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla yad ediyoruz sevgili izleyiciler. Pençe operasyonuyla devam edelim. Irak'ın kuzeyindeki Pençe 3 operasyonu devam ediyor. Tespit edilen tuzaklanmış çoklu el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı devam eden Pençe 3 operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Sinat Haftanın bölgesinde Doçka mevzisi ve sığınakla muhtemel helikopter indirme bölgesine tuzaklanmış çoklu el yapımı patlayıcı bulundu. Radyo frekans kontrolü çoklu EYP güvenlik güçlerince imha edildi. Yurt içinde ise Mardin, Şırnak ve Batman illerini kapsayan Kran 2 operasyonu PKK'lılara göz açtırmıyor. Operasyonu yerinde incelemek üzere. Nusaybin ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye eylem yapmak için gönderilen iki PKK'lı yakalandı. Bölgede operasyonlar aralıksız sürüyor. Ve
Ve Astana öncesi İdlib'de tansiyonu düşürme çalışmaları hız kazandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gözlem noktalarımıza saldırı haberleri gerçeği yansıtmıyor dedi. Cumhurbaşkanındansa istediğimiz noktada değiliz açıklaması geldi. Rusya tarafı ise İdlib'de ateşkes duyurusu yaptı. Türkiye, Rusya ve İran üçlü zirve için 16 Eylül'de Ankara'da bir araya gelecek. Masada İdlib sorunu etraflı bir şekilde tartışılacak. Türkiye'nin de gözlem noktalarının bulunduğu İdlib'de zirve öncesi tansiyon düşürülmeye çalışılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gözlem noktalarına saldırılar yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi. Şu numaralı gözlem noktasına ateş ettiler. Şuraya işte bomba attılar, şuraya hava tarzı oldu vesaire diyorlar. Yok, böyle bir şey yok. Ve fakat biz silahlı kuvvetler olarak son derece müteyakkız, son derece hassas ve dikkatli şekilde süreci takip ediyoruz. Herhangi bir şekilde oradaki personelimizin güvenliğine karşı bir girişimde bulunmamasını bütün ilgili taraflara hatırlatmış bulunuyoruz. İdlib kriziyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da konuştu. Özellikle İdlib'le ilgili gelişmelerde bizim istediğimiz noktadadır dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. 2017 yılında İdlib gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmiş, 2018 yılında ise 15 kilometre derinliğinde silahsız bölge oluşturulmuştu. Varılan mütabakat sonucu bölgede ateşkesi izleyecek gözlem noktaları kuruldu. Bu kapsamda Türkiye'nin 12, Rusya'nın 13 adet gözlem noktası mevcut. Suriye ordusu İdlib'i teröristlerden temizlemek için ilerleyişini sürdürürken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. 31 Ağustos'tan itibaren Suriye'nin İdlib bölgesinde Rusya ordusu tarafından tek taraflı ateşkes ilan edildiği belirtildi. Durumun istikrara kavuşturulması ve taraflar arasında uzlaşı sağlanması amacıyla 31 Ağustos 2019 tarihinde sabah saat 6 itibarıyla İdlib'in güney bölgelerinde tek taraflı olarak saldırı ve ateş açılmasının durdurulması kararı alınmıştır. Gözler İdlib'e çevrilmişken Fırat'ın doğusuyla ilgili güvenli bölge çalışmaları da sürüyor. Takriben 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter, 2 Türk, 2 Amerikan helikopter uçmak suretiyle havadan keşif ve gözetleme yaptılar. Bunlar devam edecek. Amerikalılar tarafından bize bildirilen YPG'nin teröristlerin oradan çekildiğine dair bir bilgiler var. Teyide muhtaç. Efendim, oradaki bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bize bilgiler var. Teyide muhtaç. Biz bunların tamamını bizzat görmek istiyoruz. Bizzat gözümüze teyit etmek istiyoruz. Ve doğalgaza yine zam geldi sevgili izleyiciler. Doğalgaza hem ay başında hem de ay sonunda %15 zam yapıldı. Vatandaşlar faturayı %30 zamlı tarife üzerinden ödeyecek. Doğalgaza peş peşe ikinci zam geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan doğalgaz fiyatlarına %14.90 zam yapıldığı bildirildi. 1 Ağustos'ta da doğalgaza %14.97 zam yapılmıştı. Son 2 ayda yapılan zamlarla birlikte vatandaşlar faturayı %30 zamla ödeyecek. Yeni fiyat tarifesi 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Merkez Bankası'na atama yapıldı. Kurumun başkan yardımcılıklarına Oğuzhan Özbaş ve Murat Çetinkaya getirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına ilişkin atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Oğuzhan Özbaş ve Murat Çetinkaya oldu. Söz konusu atamalar 1211 sayılı kanunun 29. maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı. Diyarbakır'a uzanıyoruz. Diyarbakır'da jandarma ekipleri 2 yolcu minibüsünde arama yaptı. 2 yolcuya ait pekmez bidonu ve tütün çuvalında 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Gizledikleri esrar pekmez bidonu ve çuvallardan çıktı. Uyuşturucu kaçakçıları Diyarbakır'da yakalandı. Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrolü yapıldı. Yolcu minibüsündeki şüpheli hareketler sergileyen şahsın üstünde ve eşyalarında arama yapıldı. Minibüsün bagajında şüpheliye ait pekmez bidonuna gizlenmiş 3 paket halinde satışa hazır 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Yine başka bir yolcu minibüsünde de arama yapıldı. Tütün çuvalında 4 paket halinde 2 kilo 300 gram esrar yakalandı.
Her iki olayda ele geçirilen 4 kilo 800 gram esrar muhafaza altına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gün boyu devam etti. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürüyüş yaptı. ...30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu bütün yurdu sardı. Hakkari'de vatandaşlarla el ele veren Mehmetçik, Şemdinli ilçesindeki Guman Dağı'na zafer yürüyüşü gerçekleştirdi. Sıcağı aldırış etmeden zirveye tırmanan vatandaşlar bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Coşku geceye de taşındı, ortalık meşalelerle aydınlandı. İstanbul Haydarpaşa Garı'nda 30 Ağustos'u temsilen 30'dan geri sayım gösterisi yapıldı. Gösterinin ardından Kurtuluş Savaşı kahramanlarının fotoğrafları 10 dakika boyunca gar binası yüzeyine yansıtıldı. Muğla'nın Bodrum ve Menteşe ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fener Alayı düzenlendi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürümeye başladı. Kutlamalara Hatay'da katılan vatandaşlar da meşalelerle yürüdü. Edirne, Tekirdağ, Eskişehir'de Fener Alayı düzenleyen vatandaşlar coşkuya tanıklık etti. Enfes üzümünü bilmeyenimiz yoktur sevgili izleyiciler. 2 saat, 5 saat, 2 gün, 5 saat süren İzmir'deki orman yangınında sadece kızılçam ağaçları değil, tarım arazileri de ağır hasar gördü. Enfes üzüm bağları yandı, kül oldu. Üzüm üreticisi yaraların sarılmasını istiyor. Efem Çukuru sakinleri geçimlerini bağcılıktan sağlıyor. Yetiştirdikleri enfes üzümü yangın nedeniyle zarar gördü. Ticaretteki adı Alfons, halk arasındaki söyleyişi ise enfes olan iri taneli üzüm İzmir'in Menderes ilçesinde Efem Çukuru mahallesinde yetişiyor. Efem Çukuru Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Celal Yavaş, Efem Çukuru'nda yıllık 2000 ton enfes üzümü yetiştirdiklerini söyledi. Bölge geçimi üzümle sağlıyor. Yılda işte 2000-3000 ton hani mahsulün işesine, hasadına göre denişiyor, üzüm çıkarıyoruz. Geçen hafta çıkan ve 2 gün 5 saatte söndürülen orman yangınının Efem Çukuru'na sıçramasıyla beraber orman arazilerinin yanı sıra üzüm bağları da yandı. Şu an Efem Çukuru'nda zarar görmüş bağlardan bir tanesindeyiz. Sağımızda Kirazlı Mahallesi, solumuzda ise yangından etkilenen Kuyucak Mahallesi var. Arkamızda bulunan arazi yaklaşık 15 dönümden fazla ve üzüm bağı. Bu üzüm bağı çıkan yangında büyük oranda zarar gördü. Şu anda %100 tamamen zarar gören bağlardan bir tanesindeyiz. Kirazlı dediğimiz bölge bu tarafta kalıyor. 8-10 kilometre ileride. Benim de %30 gibi falan bir zararım var burada. Gelip baktılar hani tarım ilçeden de %30 gibi bir zararım var. Efem Çukuru sakinleri ata yadigarı, asırlık bağları yeniden yeşertmek için devletten destek bekliyor. Bizim beklentilerimiz inşallah köylünün zararı şey olur, karşılanır. Biz tamamen bu zararların yetkililerden, ilgili kurumlardan, devletimizden en kısa sürede uygun şekilde, kimse mağduriyeti olmamız şekilde giderilmesini istiyoruz. Ve dünyanın gözü kulağı Çin'de sevgili izleyiciler. Basketbolda Dünya Kupası heyecanı başladı. Türkiye'nin ilk rakibi Japonya olacak. Maç yarın saat 11.30'da başlayacak. Dünyanın gözü Çin'de, Dünya Kupası heyecanı başladı. Görsel bir şölenle açılışı yapılan turnuvada, basketbolun en iyi ülkesi olma mücadelesinde Türkiye 1 Eylül'de sahneye çıkacak. İlk rakipse Japonya. Türkiye'nin yer aldığı E grubundaki diğer takımlarsa Amerika ve Çekya. Hazırlıklarını tamamlayan Amili Erkek Basketbol takımı tarihindeki 989. müsabakasında parkede olacak. Ay Yıldızlı takım 83 yıllık tarihinde yaptığı 988 maçın 508'ini kazandı. 479 karşılaşmada mağlup oldu. Bir maçsa berabere tamamlandı.
Türkiye daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda ise toplam 33 maç yaptı. 12 dev adam 33 maçın 22'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Milliler rakibi Japonya ile resmi maçlarda tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Şangay kentindeki müsabaka Türkiye saatiyle 11.30'da başlayacak. Ve bu haberle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yeni bir haftada yeniden sizlerle birlikte olacağız. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşça kalın.